Çocuklar, yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? Tek sayılarımızı hatırlayalım. 1, 3, 5, 7 ve 9. Bunların birler basamağında olması gerekiyor. Bakıyorum. 3 tek. 6 bu bir çift sayı. 9 tek. 0 bu bir çift sayı. 4 çift sayı. 1 bu bir tek sayı. 5 bu bir tek sayı. 111. Bu bir tek sayı. 8. Çift. Şimdi tek tek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayım tek sayıymış. Evet. 5 yüzlük bir birlikten oluşan sayım nedir? 5 yüzlük bir birlikten oluşan sayımız. 501. Evet. 3 basamaklı en büyük sayı. Sana rakamları farklı dememiş. Tekrarsız dememiş. 999 ile 2 basamaklı en küçük sayının farkı. 10 Çıkarıyorum. 9 8 9 989 Yukarıdaki işlemin sonucu nedir? Evet. Önce 6 ile 9 topluyorum. 15 Üzerine 8 ekledim. 23 23'ü elde var 2. 9 3 daha 12 8 daha 20 22. Elde var 2. 4 2 daha 6. 623. Evet, buna göre 676 sayısının tekrar eden sayıların rakamlarının basamak değerleri farkı nedir? Bakıyorum. Yüzler basamağı ve birler basamağı 606. Sıfırdan 6. 6 çıkmaz. Yan taraftan 10'u kalamadım. 5. Araya 9 bırakıyorum. En sonuncusu 10. 4, 9 ve 5. 594. Cevabım C. Evet. Güneşimizin yerine kaç tane çift sayı yazılabilir? Bakıyorum. Çift sayılarımızı hatırlayalım. 0, 2, 4, 6, 8. Birer basamağım bunlar olacak. Sırayla başladım. Bunu da tek tek yazmamız gerekiyor. 26, 28, 30, 32, 34 ve bu kadar. 36'dan küçük olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Cevabı mı? Evet, yukarıdan aşağıya doğru yazılışı yanlış olmaz. Bakalım. Tek sayı tek sayı. Kuralımızı hatırlayalım. Tek sayı tek sayının toplamı çift sayıdır. Çift sayının çift sayı ile toplamı çift sayıdır. Tek sayı ile çift sayının toplamı tek. Çift artı tek tek. Çok kafam karışıyor derseniz sayı vererek yapın. Mesela tek sayıya 1 dedim. Çift sayıya 2 dedim. Sırayla rakam verin. Bir, bir daha iki. İki, bir daha üç. 2 1 daha 3 2 2 daha 4 Kafanız karışırsa Çift sayı çift Tek tek çift Cevabım B Yukarıdaki Roma rakamları ile verilen toplam işlemin sonucu hangisine eşittir? Roma rakamlarında biri başa yazdığın zaman sayı düşürür Yanına yazdığın zaman sayı artırır 9 artı 9 18 Roma rakamlarında x 10 v 5 10 15 16 17 18 cevabımız C. Evet. 700 doğal sayısına yuvarlanan 3 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayılar nedir? 700 sayımı ortaya yazıyorum. Birler basamağını 9 alırım. Bu 1. Senin sayın 0, 1, 2, 3, 4'ten biri olacak. Büyük olduğu için 4 alıyorum. Küçük olanı seçiyorum. 6 ile başlıyor. 0 yazarım çünkü küçük olanı istiyorum. 6, 7 yapabilmem için en küçük 5 olması gerekiyor. 650, 749. Cevap B. Evet sayılarım 5, 6, 8. Yukarıdaki rakamlar ile oluşturulacak en büyük tek sayı ile en büyük çift sayının toplamı nedir? Hemen buluyorum. En büyük tek sayı için en küçük tek sayı son atarım. Burada bir tane tek sayım var. Birler basamağım 5 olacak. Şimdi en büyük sayı oluşuyorum. 8, 6. En büyük çift sayı. En büyük çift sayısı için en küçük çift sayıyı sona atarım. 6. Şimdi normal bir sıralama yapıyorum. 8, 5. Topluyorum. 6, 5 daha 11. Elde var 1. 6 5 daha 11 12 elde var 1. 8 8 daha 16 17. 1721. Cevap A. Evet, çok sevdiğim sorulardan biri daha. 4 A 3 sayısının 500'e yuvarlandı. 500 dediğine göre bu bir yüzde yuvarlama sorusu. Yüzde yuvarlama olduğuna göre ne yapacağım? Onlar basamağına bakacağım. 4'ten 5'e yuvarlandığına göre benim A sayısım 5 6 7, 8 ve 9 olacak. A yerine gelecek sayıların toplamı nedir? Toplayalım. 5, 6, 7, 8 ve 9 6, 5 daha 11 20, 27, 35 Bunun pratik yöntemi de var. Arda arda gelen sayıların olduğu zaman Tek sayı kadarsa Mesela burada 5 tane sayı var değil mi? Ortadaki sayıyı buluyorsun. Sayı kadarla çarpıyorsun. Bu şekilde toplamlarını bulabilirsin. Cevap A. A sayım 950 ise den küçük ise A yerine gelebilecek en büyük çift sayı nedir çocuklar? Bakın çocuklar. 950'den küçük sayı deseydi bir eksiğini bulurdun. 949 derdim. Ama sana çift sayı diyor. Bu bir tek sayıdır. Çift sayılarımız neydi? 0 2 4 6 8. En büyük istediğime göre bir sonrakini seçiyorum. 948. Cevabım 5.